Merhabalar, bu haftaki kitap incelemesi konu başlığımız, değerli öykücümüz Firuzan'ın Parasız Yatılı adlı ilk öykü kitabı ki bu kitap 1971 yılında yayınlandı, 72 yılında da Sait Faik Hikaye Armağanı gibi çok değerli bir ödülü kazanmış. Çok ama çok özel bir kitap ki bu yılda 50. yılında, 2021'de 50. yılını kutluyoruz ki 50. yılda Yapı Kredi Yayınları da bu değerli kitabın özel baskısının, numaralı baskısını yaptı. Şurada göstereyim size şu baskı. Gayet tabii ki Yapı Kredi Yayınları bu tarz işleri çok güzel yapıyor. Harika bir baskı yapmışlar yine. 5000 nüshalık bir basım, tek basım tabii ki. Bir daha böyle bir basım olmayacak. Bu basımını en azından almanızı, edinmenizi videonun en başında tavsiye ederim. Parasız Yatılı zaten anlatacağım. Türk Edebiyatı'nın 1970'li yıllarda en özel kitaplarından, en özel öykü kitaplarından bir tanesidir ki daha ilk kitabında ustalık işi öyküler görüyorsunuz Parasız Yatılı'da. Yani hakikaten bu ustalık işi, haraç gibi bir uzun öykünün bu kitapta yer alıyor olmuşu çok bana özel bir iş olarak geliyor. Firuzan çok çok özel öyküler yazmış bir yazarımız ki öykücülükte zaten çok iyi bildiğimiz, öykücülüğü çok üst düzey bir yazar ama romancılıkta da başarı elde etti. Yani düşünün, bir ilk kitabı, ilk öykü kitabıyla Sait Faik Hikaye Armağanı almış, ilk romanını 47'lilerle de Türk Dil Kurumu ödülünü almış. Yani 1974 yılında böyle yetenekli bir yazar ama tabii 1980 darbesi malum. Pek çok yazarın yazma hayatına sekte vurdu. 80 darbesi olmasa muhtemelen Firuzan çok daha fazla eser verecekti. Ama verimli bir yazar, pek çok türde eser vermiş. Öykü yazmış, roman yazmış, şiir kitabı var 1991 yılında yayınlanan. Oyunları var, bir tane çocuk kitabı var Almanya'da yayınlanmış. Yani Firuzan pek çok eseri var. İşte bir nehir söyleşisi var. Firuzan adına bir öyküydü yanlış hatırlamıyorsam kitabın adı. 2008'li yıllarda ilk baskısı yaptı. Şimdi Yapı Kredi yine yeni baskısını da yaptı. O da çok değerli bir kitap. Firuzan'ın hayatı için. Yani pek çok türde eser vermiş çok değerli bir yazarımız ama Firuzan öncelikle öykücüdür. Ama tabii ki 47'liler de Türk Edebiyatı'nın çok önemli bir romanı. Bir dönemi 70 muhtırası 1970 darbesi diyelim o muhtara döneminde çok çok iyi anlatan 1971 muhtırası döneminde çok çok iyi anlatan 68 kuşağını iyi anlatan çok da özel bir kitaptır 47'liler. Ama Firuzan denilince aklımıza ilk gelen eser de Parasız Yatılı'dır. Şimdi Parasız Yatılı'yı bu kadar güçlü kılan nedir dediğimizde ki kitabın tanıtım bülteninde de görürsünüz, bu kitap için yazılmış başka yazılarda da görürsünüz. Parasız Yatılı'da Firuzan öyle çok süslü bir dil kullanmaz. Ama öyle güzel bir gözlem dili vardır ki kıyıda köşede kalmış insanların, ekonomik durumu vasat zayıf insanların, düşmüş insanların, bir zamanlar zengin, bir zamanlar çok varlıklı olan insanların düşüşlerini de bize çok güzel anlatır. Zenginle fakir sınıfların ayrımlarını da çok güzel anlatır. Ki bu eserde toplumcu gerçekçi öyküler de bulunmaktadır. Bunu toplumcu gerçekçi sınıfın içine de koyabiliriz Parasız Yatılı'yı ama oradan da biraz da ayrı dur. Çünkü Firuza'nın edebi dili çok daha farklıdır. Yani orada amaç sadece sınıf ayrımlarını göstermek değil, toplumun bütün katmanlarına, bütün kesitlerine bir kamerayla kamerayı tutmaktır aslında Firuzan'ın yaptığı. Tabii kendi hayatından da pek çok metin var, bunu da görüyoruz. Yani kendi hayatından da mutlulukları da var. İşte göçmen hikayeleri var, dediğim gibi çok ciddi fakirlik hikayeleri var. Bunun yanında da işte köşklerde hem zenginleri hem fakirlerin ayrımlarının olduğu, o sınıf farklılıklarının da olduğu, çok farklı sınıflara da göz attığı metinler söz konusu. O nedenle de Parasız Yatılı hakikaten çok özel bir metin. Dediğim gibi sadece kitabın sonunda bulunan ki yaklaşık 80 sayfalık bir eserdir haraç. Notos Kitap 2008 yılında haraçı tek bir kitap olarak da yayınladı. Bir uzun öykü olarak da yayınladı. Notos'un yayını 85 sayfalık bir kitap. Bu elimdeki baskı tabii büyük boy bir baskı, özel bir basım olduğu için burada 50 sayfalık bir öykü. Bayağı uzun bir öykü, kitabın da sonuna yer alıyor ama muazzam. Yani tam bir, diyorum ya, ya ilk kitaptan daha, yani daha ilk kitaptan ustalık işi bir uzun öykü var. Zaten bu uzun öyküden de ileride roman yazabileceğini de
görüyoruz. Sadece iki romanı var bu arada Firuza'nın, yani çok fazla roman yazmadı. Bir tanesi 1988 yılında yayınladığı bir tane daha romanı var. Ki Firuza'nın hayatı 70'lerden sonra, 70, 1975'ten sonra daha çok Almanya'da da geçiyor. Almanya'da yayınladığı eserler var. Şimdi bu Parası Yatılı'dan biraz bahsettim. Parası Yatılı'ya tekrar geri dönüş yapacağım ama önce bir Firuza'nın hayatına bir kısaca bakmak istiyorum. 1932 yılında İstanbul'da doğuyor. Küçük yaşta babasını kaybediyor. İşte klasik bir yazar hayatı. Küçük yaşta çocuk travması, çocukluk travması. Baba veya annenin kaybedişi yazarlarda olan. Genelde de babaların kaybedildiğini görüyoruz. Pek çok yazar hayatı anlattım burada. Burada da babanın erken yaşta, çok küçük yaşta kaybedilişi var ve düşülen fakirlik var. Ekonomik sıkıntılar var. Firuza'nın ilkokul macerası pek çok okulda, en sonunda Yalova'da bir köy okulunda bitiyor. Ortaokulda maddi nedenlerden dolayı yarıda bırakmak zorunda kalıyor. Küçük sahnede bir oyunculuk girişimi oluyor. Orada biraz tiyatroyla uğraşıyor. Daha sonra resim sanatıyla uğraşıyor. 1958 yılında meşhur karikatürimiz Turhan Selçuk'la evleniyor. Bu arada Firuza'nın sonradan kullandığı doğum ismi Firuze Çerçi'dir. Sonra öykülerinden 1956 yılından itibaren öyküler yayınlamaya başlıyor. Evlendikten sonra Firuze Selçuk ismini kullanıyor. Fakat boşanıyorlar. Boşandıktan sonra da Firuzan ismini kullanmaya başlıyor. Ve adı da yazarlık adı da Firuzan olarak kalıyor bu değerli yazarımızın. Daha sonraki hayatında, yani Parasız Yatılı geliyor. Parasız Yatılı'dan sonra işte 1971'de Parasız Yatılı geliyor. 72'de ödül alıyor. 72'de Kuşatma, 73'te Benim Sinemalarım, ki o da daha sonra filmi sinemaya uyarlanmış bir eseridir. 1974'te 47'liler, böyle hani peşi sıra muhteşem eserler gelirken sonra bir Almanya macerası ve Almanya'daki durum, Türkiye'nin durumu, Almanya'ya gidiş gelişler sonrasında sonraki eserleri ilk 1982'de sonra bir öykü kitabı yayınlanıyor ve daha sonra da yavaş yavaş öyküler vermeye devam ediyor. En son yayınlanan kitabı 1999, yanlış hatırlamıyorsam, bir öykü kitabı daha 99 yılında yayınlandı. Firuzan bir Çınar, 88 yaşında halde hayatta. Çok değerli bir yazarımız, bir çınarımız, edebiyatımızın çınarı. Hem öykücülükte hem romancılıkta, dediğim gibi pek çok türde. Oyunda da 3 tane oyunu var bu arada Firuzan'ın. Bu anlamda çok değerli bir yazarımız olduğunu söyleyebiliriz. Ama zor zamanlarda yazarlık yapmış, işte darbe dönemlerinde yazarlık yapmış, o süreçleri, o zorlu süreçleri de yaşamış, ülkenin zor süreçte yaşamış bir yazarımız olduğunu söyleyebiliriz. Ama hakikaten öykücülükte başka bir noktada olduğunu söyleyebilirim. Yani Firuzan öykücülüğü diye bir öykücülüğümüz var. 1950 kuşağı öykücülerde muazzam isimler geldi geçti Türkiye'deki. Ben size 1950 kuşağı öykücüleri de anlatacağım ayrı bir videoda. Ama sonrasında gelen, işte bu 60'larda yazmaya başlıyor Firuzan öykülerine. İlk öyküleri 1960'lı, yani 50'lerde başlamış aslında ilk öykülerine yayınlanmaya, ama asıl öyküleri 1965'li yıllardan sonra itibaren gelmiş. Bu kitapta da ilk öyküler zaten 67'de başlıyor. Yani elimdeki kitapta 67-70 arasındaki öyküleri yer almış ki zaten ilk öyküleri geçtikten sonra öykülerde bir değişim olduğunu, anlatımda, dilde de bir daha yetkin bir anlatıma gidildiğini görebiliyorsunuz. İlk öyküleri de aslında çok başarılı baktığınızda, ama ilk iki öyküde özellikle bir öyküleşememe durumunun söz konusu. Yani bir o acemiliği, bir öyküleşememeyi hissediyorsunuz. İlk iki öykü zaten 1967 yılında yayınlanmış. Ama üçüncü öyküden itibaren bir değişimi görüyorsunuz. Şimdi üçüncü öyküden itibaren dememin nedeni şu. Üçüncü öykünün, ki hemen ismini de söyleyeyim sizlere. Yani hakikaten çok özel bir Münih Bey'in Günlüğü adlı öykü. Şimdi Münih Bey'in Günlüğü neden önemli bir öykü? Çünkü burada günlük türünü öyküyü öyküleştirmiş. Yani bir başka bir türdür günlük, bildiğiniz gibi. Bunu öyküleştirmiş ki bir benzerini Sevim Burak da aynı şekilde Yanık Saraylar'da yapar. Yanık Saraylar kitabında da yapar. Bir öyküsünde bunu kullanır. Bu farklı bir türün öykünün içine girmesi benim sevdiğim özelliklerden bir tanesi. Münih Bey'in Günlüğü de bu kitabın güçlü öykülerinden bir tanesi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim ki erken dönem öykülerinden birisi Firuza'nın.
Zaten bu kitabı 3 bölüme ayırmışlar. İlk 3 öykü ayrı bir noktada duruyor. Sonraki öyküleri geliyor. En sonunda da Haraç var. 1970 yılının sonunda yayınlanan öyküsü Haraç. Şimdi öykülerde neler var? Ondan bir bahsedeyim. Öykülerde dediğim gibi o kıyıda köşede kalmış insanlar var. Göçmen öyküleri var. İşte konakta yaşamış ama konakta işte görevli olarak, işte hizmetli olarak görev almış insanların hayatları var. İşte köylü insanların hayatları var, fakir insanların hayatları var. Zamanla çok zengin olmuş ama sonra düşmüş insanların hayatları var. Zenginken o zenginliğini devam ettirmek, farklı yollarla devam ettirmeye çalışan insanların hayatları var. Yani pek çok böyle farklı toplumun farklı kesitlerinden farklı insanların hayatları var. Tek bir damardan beslenmemiş Firuza. Elinde kamerayla çok güzel toplumun tüm kesitlerini çok çok güzel gördüğünü söyleyebiliriz. Ama özellikle bu Cumhuriyet'in ilk dönemi hikayeleri, işte konak hikayelerini görebiliyoruz. İşte köyden hikayeler görebiliyoruz. Göçmen, özellikle Trakya'dan göçme hikayelerini görebiliyoruz. Parasız yatılı hikayesine ve tabii ki parasız yatılı. Şimdi parasız yatılı ismi bu metinde 3 ayrı öyküde geçiyor. Bir öyküde, kitabı ismini veren öyküde parasız yatılı ki parasız yatılı kitabın en kısa öyküsü. Bu kitapta 6 sayfalık bir öykü olduğunu söyleyebilirim. En güçlü öyküsü mü? Bence en güçlü öyküsü değil. Ama neden parasız yatılı? Çünkü parasız yatılı bu kitapta önemli bir metafor ve önemli bir aslında leitmotif diyebiliriz. Bu leitmotif hikayesi aslında romanlarda ve öykülerde bir metnin içerisinde şarkının nakaratı gibi geçen ve okuru da bak burada şu varı göstermeye çalışan bir konudur leitmotif. Burada ise kitapta geçen bir konu. Yani kitap boyunca yani öyküler boyunca devam eden bir konu. Dediğim gibi 3 öyküde kitabın ikinci öyküsü Özgürlük Atları adlı öyküde geçiyor. Daha sonra bence kitabın en önemli Haraç'tan sonra en önemli öyküsü Su Ustası Miraç'ta geçiyor ve daha sonra da Parasız Yatılı'da geçiyor. Bu 3 öyküde bu parasız yatılı hikayesini görüyoruz. Şimdi Su Ustası Miraç'ın önemi nedir? Geleyim. Niye ben bu kadar Haraç'tan sonra en önemli öykü dedim? Çünkü bu metnin belki de en güçlü toplumcu gerçekçi öyküsü. Yani dediğim gibi bu kitapta toplumcu gerçekçilik var ama o çok güçlü değil. Böyle çok ideolojik bir anlatımı yok o dönemden etkilenip 70'lerde çünkü bayağı böyle ideolojik toplumcu gerçekçi kitaplar çokça geldi. Bu kitap öyle bir kitap değil. Ama Su Ustası Miraç'ta çok güçlü bir bu anlamda anlatım var. Toplumların farklı kesimleriyle ilgili bir anlatım var. Zenginlik, fakirlik anlatım var. Ve ailesine karşı çıkan bir karakterimiz var. Adı Vedat. Şimdi Vedat aslında hikayenin ana karakteri. Yani konuşulan karakteri diyelim. Ana karakteri mi? Konuşulan karakteri Vedat aslında. Ama kitabın ismi yani öykünün ismi Su Ustası Miraç. Şimdi böyle de bir şaşırtma yoluna da gitmiş ki Su Ustası Miraç'ın metnin içindeki öyküsü aslında çok daha gerilerde geliyor. Onu da görüyoruz. Böyle de bir enteresanlık var. Çift anlatıcı hem üçüncü şahıs anlatıcı ile metin başlıyor. Daha sonra ben anlatıcı uzun bir süre ben anlatıcıya geçiyoruz. Vedat'ın annesi ağzından bir anlatım görüyoruz. Sonra diyaloglar da var aralarda. Ve sonra yani üçüncü şahıs anlatıcı da metnin sonlarında devam ediyor. Böyle çoklu anlatıcının kullanıldığı bir metin ki ben çoklu anlatıcıyı çok severim. Öykü yazarken de kullandığım bir anlatıcı tarzıdır. Hem ben anlatıcı hem de üçüncü şahıs anlatıcı birlikte kullanmayı çok seven bir hani yazan bir insanım. O yüzden de beni de ayrıca çekiyor. Zaten bu kitap çoğunlukla ben anlatıcı ile gitmiş. Aralarda da üçüncü şahıs anlatıcı ile ben anlatıcının birleştiği öyküler var. Bir tane de böyle objektif üçüncü şahıs anlatıcı öyküsünün olduğunu da söyleyebilirim. Onu o öykünün hemen ismini vereyim sizlere. İskele Parkları'nda adlı öyküde de objektif üçüncü şahıs anlatıcı var. Yazarın elinde resmen bir kamera varmış gibi. İşte o parkı bize çok güzel anlatır. Oradaki karakterleri, bazı karakterler de daha önemlidir. Onların hikayesini bize gözlemleyerek, bir gözlemci olarak aktarır. Ama dediğim gibi metin daha çok kahraman anlatıcıların daha çok yer aldığı, ben anlatıcının daha çok yer aldığı bir kitap ki normaldir. Zaten ilk yazarların ilk öykülerinde daha çok ben anlatıcı, daha çok görüldüğünü, daha çok kendi hikayelerinden beslendiğini görürüz ama
Firuzan'da farklı hikayelerden beslenme de var. Sadece kendi öykülerinden değil, bunu çok net anlayabiliyoruz zaten. Farklı öykülerden de beslenmesi var ki bu zaten kitabın da ilerleyen kısımlarında bunu çok daha net görüyoruz. Ama Su Ustası Miraç'ta hakikaten çok güçlü bir öykü var. Bu öykünün başlangıç paragrafını okumak istiyorum size. Vedat'ın delirdiğini ilk kim söyledi? Annesi mi? Bu oğlan deli. Deli ki hem nasıl? Yedi köye duyulacak deli. Davullarla telli edilecek deli. Tarlalar at sürmecesine, konaklar kervan durmacasına. Ama gelin görün, bu benim oğlum. Bu benim üçüncü göz ağrım, sürünmek ister. Hükümet parasıyla okumak ister. Muhtaçlığı mı var? Yo. O ki koskoca bir ağa oğlu. Hem öyle devşim ağa değil. Buranın fakir doyuranı, adam kayıranı. Kirve durmasını herkesin şeref belirlediği bir adamın oğlu. Şimdi burada hükümet parasıyla okuyan çocuk, parasız yatılıda okuyan zengin bir ağanın oğlu. Çünkü ailesine karşı duruşun nedenidir bu parasız yatılıda okuma hikayesi. Ve işte buradaki parasız yatılı, aslında parasız yatılıyı en güçlü gösteren bu metin. Ama ismi parasız yatılı olan bir başka metnimiz var ki o da bence hani kitabın önemli metinlerinden bir tanesi. Kitabı ismini vermesi doğal buluyorum. Ama burada da o parasız yatılı, şuradaki ifadem ki daha sonra Vedat'ın abilerin ifadesi de var. Bu parasız yatılı okuma ile ilgili, yani bir isyan olduğunu, yani bir zenginin oğlunun parasız yatılı okumasının devlete karşı bir isyan olduğunu söyler abisi. Böyle de bir hikayesi vardır Vedat'ın. Vedat'a deli damgası vurulmak ister. Sırf yaptığı da karşı gelmektedir. Sisteme karşı gelmesinden Vedat'a deli damgası vurulur metnin içerisinde. Vurulmak istenir daha doğrusu. Ama Su Ustası Miraç'ın da ayrıca bir hikayesi vardır. Bu hakikaten çok özel bir hikaye olduğunu, bu kitabın içerisinde çok özel bir hikaye olduğunu söyleyebilirim. Tabi sadece bu yok. Yani yaz geldi diye çocuk ağzını anlatan çok da güzel bir hikaye vardır. İki tane çocuğun diyalogları oluşan çok da güzel bir hikayemiz daha vardır yaz geldi diye. Ki kitabın diğer öykülerinin de ilk iki öyküyü birazcık ben o tam öyküleşemedikleri için birazcık başka noktada bakıyorum ama kitabın diğer öyküleri de gerçekten çok güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Hem anlatım dili itibariyle şurada aktardığım anlatımını bile çok güçlü bir yani o karakterin anlatımına uygun bir dil olduğunu, dil kullanımı olduğunu görüyoruz. Ve bu çoklu anlatıcının kullanılması ve ben anlatıcının çok kullanılması bu metinleri bence güçlü de kılıyor. Bunlar da çok bu anlatıcı tiplerinde çok da güzel kullanılmış. Firuzan'da bir de bir farklılık da var. Gerçi ilerleyen metinlerde bu biraz azalıyor ama farklı sesler içeri girdikçe, farklı karakterlerin sesleri, özel iç sesler içeri girdikçe, metnin içine girdikçe hemen bir italik anlatıma döndüğünü görüyoruz. Yani italik kullanımları özel başlangıç metinlerine fazlasıyla var. Mesela yaz geldi metninde bir anda italik, uzunca bir italik bir bölüm var. Orada bir farklı bir mikro öykü görüyoruz metnin içerisinde. Bu italik anlatımlar dediğim gibi sonraki öykülerde yavaş yavaş azalıyor ama hakikaten bu italik kullanımı çok fazlası var ki ben de kendi öykülerimde iç ses kullanımlarında veya anlatıcı değişiklerinde veya daha farklı noktalarda ben de italik kullanıyorum. Sevdiğim hareketlerden biridir bu italik kullanımı metinler içerisinde. Virginia Woolf'un dalgalarında zamanı göstermek için bizlere Woolf da bu italik kullanmıştır, kısımlar kullanmıştır. Bence güzel hareketler olduğunu düşünüyorum. Bu anlatıcı biçimleri, bu arada anlatıcı biçimlerinden, türlerinden çokça bahsettim. Hani bu videoda da ben çok önemli. Kendi öykü atölyemde de bu cumartesi başlayacağız temel seviyede öykü atölyesi akşam 8.30'da. Orada da bahsedeceğim ki yazar giymiş gibi okumak atölyesinde de bahsettim. Ben çok önem veriyorum, değer veriyorum anlatıcı tiplerine. Çünkü ister okur olun, ister yazmaya çalışın anlatıcı tipleri çok kıymetli, önemli. Orada neyin ne olduğunu çok daha net bir şekilde görüyoruz bizler. O yüzden bu anlatıcı tiplerine işte üçüncü şahıs anlatıcı, ben anlatıcı gibi anlatıcı tiplerine ben önem veriyorum ve yazarken dediğim gibi daha çok çoklu anlatıcı kullanıyorum. Tek bir anlatıcıda ben de kalamıyorum. Tıpkı Firuza'nın parasız yatılıda yaptığı gibi diyebilirim. Benim parasız yatılı ile ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Çok özel bir kitap olduğunu söyleyebilirim. Ama Firuzan'la ilgili birkaç şey daha söyleyeyim. Firuzan
İyi de bir sinemacı olmuş aslında. Yani benim sinemalarım adlı öykü kitabından senaryolaştırdığı ve ortak yönetmenliği yaptığı filmi 1990 yılında işte bu film sinema uyarlanıyor ve gösterime giriyor. 91'de ise İran'ın Fecir Film Festivali'nde ilk film ödülü alıyor ki Fecir Film Festivali hakikaten dünya sinemasında da çok özel önde gelen festivallerden bir tanesidir. Bu anlamda da önemli bir festival. Orada ilk film ödülü alması da bence çok kıymetli. Ayrıca Cannes Film Festivali'nde de gösterime giriyor. Tokyo Film Festivali'nde ilk 10 Asya filmin içerisinde gösteriliyor. Bu anlamda özel bir film benim sinemalarım. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Yine yazarın bir öyküsünden, Ah Güzel İstanbul öyküsünden sinemaya Ömer Kavur'un uyarladı. Değerli yönetmenimiz Ömer Kavur'un 1981 yılında uyarladığı Ah Güzel İstanbul diyedi. Bir film daha var Firuza'nın öykülerinden. Ki Firuza'nın kendi öykülerini tiyatro oyunu olarak da sahneye koydu, oyunlaştırdı. Bu anlamda da yani işin görsel boyutunda da böyle bir özellikleri olan da ayrıca bir öykücümüz Firuzan, bunu söyleyebilirim. Şimdi Firuzan'la benim söyleyeceklerim, bu değerli öykücümüz ve romancımızla ilgili söyleyeceklerim benim bu kadar. Bir duyuru yapmak istiyorum. Dediğim gibi bu cumartesi temel seviye öykü atölyem başlıyor. Yazarmış gibi okumak atölyesinde arkadaşlarımızla çok güzel bir zaman geçirdik. Şimdi bunu öykü atölyesine taşıyoruz ki oradan da katılımcı olacak arkadaşlarım var. Oradan da bayağı bir grup arkadaşımız temel seviye öykü atölyesine de geliyorlar. Yazmaya başladılar. O yazmayı ilerletmek istiyorlar. Yazmak isteyen, öykü yazmak isteyen, öykünün arka planına bakmak isteyen, burada neler oluyor, bu öyküler nasıl yazılıyor, bu yazarlar neler yapıyor, bunları görmek isteyen, biraz hani elini korkak alıştırıp yani yazsam mı yazmasam mı diyen, orada bir tereddüt eden bütün arkadaşlarımızı bekliyorum. Az bir süre kaldı ama hala kayıt olma fırsatınız var. Ortanca Workshop'un Instagram adresine doğrudan mesaj gönderebilirsiniz veya yine Ortanca Workshop'un web sitesinden de ilanın bulunduğu yerden kaydol butonuyla da hem bilgi alabilirsiniz hem de kayıt olabilirsiniz. Son birkaç gün bu cumartesi saat 8.30'da, akşam 8.30'da başlayacağız. Pazar devam edeceğiz. Sonraki hafta devam edeceğiz. WhatsApp grubumuz var. Temmuz boyunca açık olacak. WhatsApp grubunda zaten yazarmış gibi okumakta bayağı bir ben çok pek çok bilgi paylaştım. Arkadaşlarımızla, katılımcılarımızla çok güzel bilgiler paylaştılar. Kendi yazdıklarını, öykülerini paylaştılar, yazılarını paylaştılar. Orada çok güzel bir zaman geçirdik. Zaten benim atölyeler, hani ben her ne kadar 3 saat planlasam da katılımcı arkadaşlarımın devam etmesiyle bir 4 saati geçiyoruz. Öyle bir durum oluyor. Ben hep o 3 saat planlıyorum. Bu atölyede 12 saat toplandı, 12 saatlik olarak planladım ama yine muhtemelen o saatleri geçeriz diye düşünüyorum. Hepinize edebiyat dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.